Dünya gezegeni evrende küçük bir noktadan ibaret. Ancak diğer gezegenlerden bir farkı var. Dünya cennetten kovulan Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın misafirhanesi. İlk misafirlerin çocukları tüm yeryüzüne yayıldı. Betondan evler ve devasa şehirler inşa ettiler. Büyük afetler ve büyük savaşlar yaşadılar. Bu misafirhanenin her bir köşesinde hala birbirinden farklı hayatlar yaşanıyor. Yaşam ilk günden beri sürekli değişiyor. Ancak değişmeyen ve önemini yitirmeyen bir şey var. Aile olmak. Dünyanın üçte birlik kısmı çöllerden oluşuyor. Otlatma ve kuraklık sonucu çölleşme hızla yayılıyor. Bir Batı Afrika ülkesi olan Moritanya toprakları, Türkiye'nin yaklaşık iki katı büyüklüğünde. Ancak tarıma elverişli arazilerin oranı %1 bile değil. Ülkenin büyük bölümü hiçbir yerleşimin olmadığı devasa çöllerle kaplı. Ve çöl giderek büyüyor. Üç buçuk milyon insanın yaşadığı ülkede 20 milyonu aşkın büyükbaş hayvan var. Hayatta kalabilmeleri suya bağlı. Çölde suya ulaşmaksa oldukça zahmetli. Moritanya'nın güneyindeki bu küçük köyde yaşayanlar suya ulaşmak için her gün kilometrelerce yol gitmek zorunda. 40 dereceyi aşan çöl sıcakları tek problem değil. Çölde yolunu kaybetmemek ve 20 litreyi bulan su bidonlarını taşımak gerek. من كل يوم كنت نمشي على الطريق ثلاث مرات من يوم عندي 16 سنة. Ümeyme bir süredir suya giderken kızını da beraberinde götürüyor. Her anne gibi kızına su yolunu öğretmesi gerek. يا بنتي هاي الطريق تعود إلي اللي أنتم ذاكرتي. Kum tepelerinin sürekli yer değiştirdiği bu çölde yol bulmak kolay değil. Rüzgar her gün kızgın kum tanelerinden yeni tepeler inşa ediyor. Ve aniden ortaya çıkan kum fırtınaları çocuklar için ölümcül olabilir. Kızını tek başına suya göndermek konusunda emin değil. Kafasındaysa tüm bunlara çözüm olacak bir plan var. Ümeyme'nin bir evi yok. Akrabalarının verdiği bu barakada yaşıyor. Dört çocuğuna ve felçli kayınpederine bakmak zorunda. Çünkü kocası uzun süredir hasta. Tedavi olmak için gittiği şehirden aylardır dönmedi.
Moritanya'da sadece 20 hastane var. Ve hastanelerin hepsi büyük şehirlerde. İnsanlar tedavi olmak için yaşadıkları yerden uzaklaşmak zorunda. Ve hayatında hiç şehir görmemiş yüz binlerce insan var. دشارنا شفت جوزي أنا والأولاد متوحشين راجي للشهر ما شفت ولا نعرف أنت ليش. Bütün yük Ümeyme'nin omuzlarında. Ailesini ayakta tutabilmek için çalışmalı. Peki çölün ortasında bir insan ne yapabilir? Yapılacak şeyler kısıtlı. Ama Ümeyme'nin bir şansı var. Zanaat. Ümeyme eline geçen kumaşların üzerine işleme yapıyor. İşleme yapılan kumaşlar önce boyamaya gidecek. Sonra da satılmak için alıcısını bekleyecek. Ancak Ümeyme'nin diktiği elbiseler ve el işi yeteneği ailesini doyurmaya yetmiyor. Çoğu zaman nakış yapacak malzeme almakta zorlanıyor. Sermayesini geliştirebilmek için başka işler bulmak zorunda. Her gün köyün nispeten daha varlıklı ailelerinin evlerine temizliğe gidiyor. Çamaşır ve bulaşıkları yıkamak, evi temizlemek onun işi. Yıllardır bu işi yapmasına rağmen oğlu Hafız'ın istediği çantayı alamadı. İnsanın unutulduğunu vaatı dışarı defter uzak. Vaatı gat amet istediği yakın mevhatçılardır. Ümeyme sadece evlere giderek temizlik yapmıyor. Köylülerden topladığı kirli çamaşırları da yıkıyor. Yıkanan çamaşırlar asılıp kurutulacak. Yok, çamaşır makinesi elektriğin ayda birkaç defa geldiği bu çöl için elbette uygun değil. Çalışmak için her fırsatı değerlendiriyor. Elbette bunun bir sebebi var. Britanya'da yeni bir sabah. Herkes işinin başında. Kimileri suya gidiyor, kimileri okula.
Hafız her sabah güneş doğarken uyanıp namazını kılıyor. Sonrasında ise okula gidecek. Günün ilk saatlerinde yaşadığı okula yetişme telaşı onun rutin sporu. Sadece bir üniversitenin bulunduğu Moritanya'da okuma yazma oranı çok düşük. Birkaç sınıfın beraber ders gördüğü bu okulda ise eğitim yeterli değil. Buna rağmen Hafız, okulun başarılı öğrencilerinden. Ana nutun ulgarra. Biji ilin ulgarra yallim şaşır el-huruf. Arkadaşlarının çantası varken kendisinin olmamasıysa canını en çok sıkan şeylerden biri. Hafız 11 yıl önce bu çölde doğdu. Hayatı boyunca şehri hiç görmedi. Yine de büyük hayalleri var. Bir çantaya sahip olmak. Kim bilir, güzel bir çantası olursa bir gün üniversiteye gidebilir. Çocukların kimi oyunda, kimisi de okuldayken Ümeyme'nin bekleyişi sürüyor. Hafız için günün dersi hala bitmedi. Okuldan sonra Kur'an eğitimi almak için medreseye gitmeli. Afrika'nın birçok bölgesinde olduğu gibi burada da ezber yapmak için luh kullanılıyor. O gün ezberlenecek sayfa tahta üzerine işleniyor. Bunu yapmak usta öğrencilerin işi. İnce ağaç dalları mürekkebe batırılır ve Kur'an harfleri tek tek işlenir. Ertesi gün tahtalar silinir ve aynı işlem tekrarlanır. Ders bitip herkes dağıldığında Hafız için yeni bir mesai başlar. Öğretmene ödeyecek parası olmadığı için medresenin işlerini yapmak zorunda. Kimi zaman öğretmeni için su taşır, kimi zaman da temizlik yapar. Tam da bu yüzden oyunlara hep geç kalır. Havanın serinlediği akşama yakın saatlerde kızıl kum tepeleri çocukların oyun parkına dönüşür. Ufkun gözükmediği bu sonsuz çölde çocuklar her gün oyunlar oynar. Hava kararırken gökyüzünde kızıl bir şölen başlar. Çocuklar için artık eve dönme vakti. Hafız çanta hayali kurarak gözlerini kapayacak. Yarın yeni bir gün başlıyor. Thank you.
Hümeyme'nin uzun süredir beklediği tüccar geldi. Ona en sevdiği elbisesini verecek. Eğer istediği ücrete satılırsa, uzun süredir biriktirdiği para tamamlanmış olacak. Hayalindeki dikiş makinesini satın alabilirse daha çok elbise dikebilir. Daha çok elbise demek yeni yiyecekler demek. Köyden şehre gitmek her zaman zordur. Çöle dayanıklı develer hiçbir aracın hareket edemediği arazide ticaret amaçlı kullanılır. Zor şartlarda günler boyu seyahat etmeye alışkın bu hayvanlar şehir ve kasabalar arasında gidip gelir. Tüccar Hümeyme'nin elbisesini satmak için şehre götürüyor. Bu belki de haftalar boyu sürecek uzun bir bekleyiş demek. Küçük oğluna günlerdir aynı yemeği yapıyor. Yemeklerden aldığı parçaları öğüterek elde ettiği bu mama, oğlunun tek yiyeceği. İnsanların zor yiyecek bulduğu bu coğrafyada, hayvanların yiyeceği ise bambaşka. Hafız, karton ve su ile yaptığı yemekle her gün keçilere ziyafet sunuyor. Herkes için hayatın zor geçtiği bu çölde hayvanların bir şekilde doymaları gerek. Yer yer ortaya çıkan çöl bitkileri ise yemek için uygun değil. Yılın belli mevsimlerinde gelen kuraklıkla birlikte tüketilen gıdalar azalıyor. Yetersiz beslenme birçok hastalığa sebep oluyor. Ailenin sofraya hep beraber oturup birlikte yemeleri önemli. Pirinç, ailenin en çok tükettiği gıda. Ancak sofrada bir kişi eksik. Tedavi için şehre giden evin erkeği hala dönmedi. Hümeyme'nin beklediği oldu. Tüccara verdiği elbisesi satıldı. Selamun aleyküm Hümeyme. Dar yafe. Maşallah. Nasıl ettik? Lübes, maşallah. Maşallah. Lübes, hallim. Dar yafe. Maşallah. Ben hala ne yapayım? Mevcut suk. Hakkı.
عندك دار اقراض يجيك جديد منها. ان شاء الله. انت بتجي ان شاء الله بشهرات هنا ان شاء الله ثلاثه ان شاء الله. ان شاء الله اللي يجيك ان شاء الله. اللهم ان شاء الله يعطيك العافيه. En sevdiği elbisesini yitirmesine rağmen sevinçli. Dikiş makinesinin parasını tamamlamak için uzun yıllar beklemişti. Artık Ümeyme tüccarın yeniden gelmesini bekleyecek. Bu bekleyiş günler boyu sürebilir. Geçip giden uzun çöl günlerinin ardından Ümeyme'nin hayatında küçük değişiklikler oldu. Hafız her zamanki gibi okula geç kalsa da artık daha mutlu. Suya ulaşmak için hala yolculuk yapmak zorundalar. Ancak bu sefer işleri daha kolay. Bu, Moritanyalı bir annenin ve ailesinin hikayesi. Uçsuz bucaksız dünya gezegeninde, bizden çok uzaklarda bambaşka hayatlar var. Moritanya çöllerinde gün batarken başka hikayelere, uzak diyarlara doğru yeni bir yolculuk başlıyor.